uzunluğu, ay boyu, yıldız boyu. Ne? Ne oldu? Ay boyu, yıldız boyu deyince el en yükseklere kadar sallarsın. Sen bilmiyorsun. Annem olsa bilirdi. Doğru söylüyorsun. Anneler her şeyin en güzelini biliyor zaten. Annem ne zaman gelecek? Gece konuştuk ya. Sen şimdi yeni okuluna başlayacaksın. Çok başarılı bir öğrenci olacaksın. Sonra annen de gelecek. Aynısın işte. Keşke şimdi annem olsaydın. Ben de senin teyzenim. Teyze anne yarısıdır. Sen benim de kızım sayılırsın. Nasıl? Senin adın neden Ela biliyor musun sen? Annen anlattı mı hiç? Aa, anlatmamı ister misin? Hı hı. Oley, gel. Gel bakalım. Ben annenle senin yaşlarındayken bir dükkana gittik. Bir oyuncak dükkanına. Orada bir bebek gördük. Ama bebeği görmen lazım. Nasıl güzel. Başladık ağlamaya. Annemiz bize o bebeği alsın diye. Benim Fatma anneannem mi? Hı, senin Fatma anneannen. Aldı mı? Aldı. Aldı ama yalnızca bir tane almaya yetti parası. Bu bebek ikinizin bebeği dedi. Çok mutlu olduk biz yine de. Eve geldik. Sonra bir kavga başladı. Kavga mı? Hı. Ben bebeğin ismi Elif olsun dedim. Annen de tutturdu Lale olsun diye. Ne koydunuz peki bebeğin adını? Elif'in E'si, Lale'nin L'sı. Ela. Benim adım. Evet. Çocukluğumuzda büyüttüğümüz bebeğimizin adı Ela'ydı. Yani sen annenle benim bebeğimsin. Güzelim. Vakit geldi. Gitmek zorunda mıyım? Böyle senin için daha iyi. Hadi bakalım. Annem niye orada değil? Uzaklara gitmesi gerekti. Çok özledim annemi. Ben de. Bu abla seni gideceğin yere götürecek şimdi. Uslu bir kız ol, tamam mı? Sözünden çıkma. Beni kurtaran abi de mi annemin uzaklara gitti? O şimdi burada değil, başka işleri var. Böyle bir cana ver, tamam mı? Ela seni çok sevmiş dersin. Söyleyemedin değil mi? Nasıl söyleyeyim annen öldü diye? Daha ben kabullenemedim. İntikamını alayım, öyle anlatacağım. Sare, bunu konuştuk. Sakın. Ne sakın? Duygularınla hareket ediyorsun. Geri çekilip bekleyeceğiz.